söyleyeceksin? Çok iyi geçti turnuva. Çok iyi oynadım. Toplam 4 maç kazandım ve 70 puan kazandım. Ve bu turnuvadan sonra büyük ihtimal ilk 100'e girmeye başaracağım. Ve ondan sonra direkt diğer Grand Slam turnuvalar direkt ana tablo katılmaya hak edeceğim. Benim için çok büyük avantaj çünkü uç eleme kolay oynamak değil her zaman. Evet, oldukça zor olsa gerek ki bunu başaran ilk Türk tenisçisin. Daha önce Fransa Açık dışında Amerika Açık ve Avustralya Açık'ta da ana tabloya kaldın. Tur attın, ikinci tura çıktın. Grand Slam'lerde bir Fransa kaldı galiba, ana Evet, tabloya evet. kalmadın. Onu seneye kapatacağız. Onu da seneye kapatacaksın. Marcel, elendiğin maçtan bahsedersek eğer, Anescu maçından nasıl değerlendiriyorsun? Sonradan kendin düşündün mü? Tekrar kendini izledin mi? Nerede hata yaptın sence? Ya iyi oynadım o maçı. Biraz fazla basit hata yaptım ve ben baktığım zaman 3 game'e kaybettim maçı. O servis kırdığım game'ler orada maç gitti ve tabii Hanescu çok tecrübeli bir oyuncu. Yıllarca bu Wimbledon turnuvası katılıyor. Ve bundan sonra daha çok çalışacağım ve öyle bir tip rakipler yenmeye başaracağım. Peki, Koray Öztürkler, siz Turkcell Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla burada olsanız aslında eski milli bir tenisçisiniz. Bu da çok önemli. Hatta tenis sayesinde Doğru. burs kazanıp yurt dışında eğitiminizi tamamladınız. Tenisin hayatınızdaki önemi buradan da anlaşılıyor ve hala bir tenis gönüllüsü olarak tenise destek vermeye hem kurumsal olarak hem kişisel olarak devam ediyorsunuz. Doğru. Mersin İlhan'ın bu başarılarıyla siz de gurur duyuyorsunuzdur. Sizin düşünceleriniz neler? Marcel hepimizi mutlu etti. Son derece güçlü bir sporcu. Hem mental hem çalışkan, disiplinli. Bunlar bir araya gelince sponsor desteği, kulüp desteği, federasyon desteği olunca her şey bir araya geliyor ve el ele bence tenis sporuna büyük bir katkı sağlıyoruz. Marcel'in çok ileriye gideceğini düşünüyorum. Hem kendi deneyimimden hem Turkcell'deki bu işe belki farklı bakış açımla Marcel'e sahip çıkmak istedik. Kurum olarak sahiplendik onu. Aynı zamanda onu örnek sporcu olarak görüyoruz gençlere. Çünkü bizim Geleceğe Koşanlar adında 180 tane sporcuyu 6 ilde, tenis dalı bunlardan bir tanesi, bir programımız var. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz. Oradaki 180 sporcu şimdi de kısmen biz onlara katkı sağlıyoruz. İleride de Marcel gibi oldukları zaman veya o sinyalleri verdikleri zaman onlara da sahip çıkacağız. Bunu istiyoruz. Dolayısıyla bu çok güzel bir örnek. Bence Marcel Türkiye'de hepimizin tenise bakışını da değiştiriyor, fark yaratıyor. O yüzden çok mutluyuz. Marcel, genç yaşlısın ama örnek bir sporcusun. Seni örnek alan genç, senden çok daha genç tenisçiler var. Senin peki örnek aldığın bir tenisçi var mıydı? Federer, Agassi, Sampras, Kafelnikov. Peki. Federer'de oynamak da istedim Wimbledon'da. Çok güzel olurdu değil mi? Evet. Örnek aldığın bir tenisçiyle Wimbledon gibi bir turnuvada karşı karşıya gelmek. Peki bu tenisçileri neden diğer tenisçiler değil de bunlar? Kafelnikov mesela. Neden Kafelnikov'u örnek olarak seçtin kendine? Neyse sana yakın geldi? Stil olarak benziyor, forehand benziyor, backhand benziyor. Çok bir başarılı bir sporcu. İki Grand Slam kazandı. Ben de tabii kazanmak istiyorum. O öyle bir tip turnuvalar. Ve onu hayal gibi görüyorum. Ve onun gibi olmak istiyorum. Peki Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiğinde neler umuyordun? Burada umduğunu bulabildin mi? Ya da altında mı kaldı? Daha mı üstünde oldu hayallerinin? Bu konuda neler söyleyeceksin? Şimdi aslında burada tenis başladım tam. Başarılı oldum. 20 yaşında turnuvaya oynamaya başladım yurt dışında. Yavaş yavaş başladım. İlk önce 10-15 binlik turnuvalar kazanmaya başladım. Ondan sonra Challenger 50-100 ve şimdi Grand Slam turnuvalarına katılmaya başladım ve tur da geçtim şu anda Wimbledon'da. Türkiye'de her türlü beni destekliyor. Türkiye Tenis Federasyonu, Turkcell, bizim kulüp Yeşilyurt Spor Kulübü'nde antrenman yapıyorum. O da destekliyor. Şu anda artık daha fazla çalışmak lazım ve başarılı gelir.